Aslında Türkiye'de işsizlik diye bir şey yok. İş beğenmeme var yeni gençlerde. İşsizlik oranlarını pek bilmem ama AK Parti bugüne kadar süper ilerledi. AK Parti süper bence. Tıp okuyanlar dışında hepimizin potansiyel işsizler olduğunu düşünüyoruz. TÜİK, Türkiye'deki işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Aralık ayında işsizlik oranı 0.1 baz puan düşerek 11.2 oldu. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım vatandaşlar Türkiye'deki işsizlik oranlarıyla ilgili neler düşünüyor? Abi yani ülkemizde eğitim seviyesi belli. Üniversite okuyan insanlar işsiz. Öğretmen adaylarımız işsiz. Emeklilik yaşı 65. 65 yani insan 10 yıl daha yaşayıp ölüyor. Yani bu kadar yüksek bir yaşta bu kadar işsizlik olması normal bence yani. Çünkü gençlerin önü açılmıyor. Şimdi bir de yeni nesil çıktı. Yeni nesil hani nasıl diyeyim abi sana? Artık her şeyin farkında artık. Koyun sürüsü değiller yani. İşsizlik oranlarını pek bilmem ama AK Parti bugüne kadar süper ilerledi. AK Parti süper bence. Sizce Türkiye'de işsizlik var mı? İşsizlik yok diye düşünüyorum. AK Parti başımız olduktan sürece her şey yoluna girecek gibi görünüyorum. 2023'te Allah'ın izniyle AK Parti kazanır ve işsizlik oranları da cidden yükselişe geçecek. Öyle bir şey olacak. Peki işte çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Montajdayım. Cebimde 5 milyarlık telefon var. Öyle yani. AK Parti süper. Aslında Türkiye'de işsizlik diye bir şey yok. İş beğenmeme var yeni gençlerde. Bugün eğer gerçekten de Kayseri'de Suriyeliler, Iraklılar falan olmasa fabrikatörler, işverenler işçi bulamayacak. Bizim gençlerde iş beğenmeme lüksü var. Hep hazırca olalım diyorlar yani. Rahat iş olsun. Efendime söyleyeyim 8 saat çalışalım. Gündüz gidelim. Gece vardiyasına gitmeyelim. Bundan dolayı çalışmalarından dolayı işsizlik oranı oluyor yani. Aslında işsizlik diye bir şey yoktur. Yani sizce işsizliğin sebebi insanların iş beğenmemesi. Aynen öyle. İş beğenmemek. Peki siz çalışıyor musunuz? Evet. Kendiniz uygun bir yerde mi çalışıyorsunuz? Uygun bir yer derken yani. İş arıyorduk. Bulduk. Ve aşağı yukarı 20 senedir de aynı işte devam ediyoruz. Kesinlikle düştüğünü tahmin etmiyorum. İşsizlik arttı. İş bulamıyorlar. Ben TÜİK'in böyle aynı ekonomide açıkladığı gibi böyle düşük şey rakam açıkladığına hayret ediyorum. Mümkün değil yani. Kesinlikle işsizlik artmıştır. Bilhassa üniversite bitiren gençlerde ondan sonra emekli olanlar yeniden işe müracaat ediyor. Onlar iş bulamıyorlar. İşsizlik düştüğüne kesinlikle inanmıyorum. Peki ya Türkiye'de iş bulamadığını düşünen insanlar var ya da işi beğenmeyen insanlar var. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu kesinlikle propagandadır. Algı şeyidir. Yani şöyle olabilir. Kariyerine göre iş bekleyen olabilir ama bulamayınca da iş yapıyorlar yani. İş yapmıyorum diye bir şey yoktur. O yani iş var da çalışmıyorlar gibi. Bu bir tamamen algıdır yani. İş yok ya. Yani. Peki sizler çalışıyor musunuz? Ben çalışmıyorum. Emekliyim yani. Hani işsizlik deyince burada herkes çalışıyor güya ama şöyle etrafına bir baktığın zaman yüzlerce insan boşta. Ben mesela bir fiil çalıştım İstanbul'da. Nereden baksan 12 yıldır çalışıyorum. Alaylı çalıştık. Okuldan çıkar çıkmaz direkt işe başladım. Şu an 3 yıldır resmen yalvarıyoruz işverene. Onlar da bunun farkında olduğu için sana 8 saat mesai değil de evine götürüp sana evdeki temizlik işlerini daha yaptırmak istiyorlar. Hani bu zihniyetten çıkmamız lazım. Nasıl olsa mecbur diyor. İsim vermeyeyim mesela Kayseri'nin büyük bir firmasıyla ön görüşmeye gitmişiz. Benden hariç neredeyse yani ortalama 200-250 kişi daha görüşmeye gitmiş. Sadece bir tane kadını aldılar yanımda yani. Bir tane kadın o da nasıl girdi o da meçhul yani. Muhtemelen torpillidir. Tıp okuyanlar dışında hepimizin potansiyel işsizler olduğunu düşünüyoruz. Kendi üniversitemde okuyan tüm arkadaşlarımla hemfikiriz. Tüm zorluklara rağmen hani giriyoruz sınavlara ama hepimiz mezun olduktan sonra işsiz kalacağımızı biliyoruz yani. Bunlar... Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü yani görünüyor yani ortada her şey. Mezunların hepsinin hali hani ortada. Hepsi işsizlikten dolayı, iş bulamadığından dolayı intihar eden insanlar var yani. Hani içler acısı durumumuz bu konuda. Öyle yani. Peki sizden ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Peki Türkiye'de insanların iş beğenmediğini söyleyenler var. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani bence herkes ne iş olsa yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü o kadar işsiz insan var, kimse iş seçmiyor artık. Yani seçemiyorlar. Hem ne?
Bunu yapanlar bilmiyorum. Da var ama. Tabii ki var. İş beğenmeyen insanlar da var. Ailesi hani açlıktan yani çok kötü duruma gelecek ihtiyaçları karşılanmamasına rağmen iş beğenmeyen, hatta yani daha ilkokul mezunu olup buna rağmen iş beğenmeyenler var. Ama bunların sayısı bence az yani şu anda. Ama bu insanlardan dolayı da işverenler de hani benim hani her türlü şeye razı olmak zorundalar diyerek az miktarda ücrete çalıştırıyorlar. O yüzden onlara da hak veriyoruz. Yani birbirimizin sırtından geçirmeye çalışıyoruz. Birbirimizin üstüne basmaya çalışıyoruz. Hiç kimse birbirine destek olmaya çalışmıyor ülkede. Düşünmüyorum çünkü artık o düşünecek safhayı aştık. Hani çok fazla var. Yani TÜİK verilerine göre en son %47'lerde falandı. Yok gene öyle bir şey vardı. Hani karıştırıyor olabilirim, kusura bakmayın. Çok fazla var. Yani bir de şey var. İnsanlar da iş beğenmiyor gençler. Yani beğenmek zorunda. Hani şöyle bir durum var. Evet, çalışmanın ayıbı olmaz. İnsanlar çalışmalı ama biz 12-13 sene milli eğitime bağlı eğitim öğretim hayatı geçiriyoruz. Oradan çıkıyoruz. Okuduğumuz bölüme göre belki 6 sene, en aşağı 4 sene, 2 sene okuyoruz. Bir yerden diploma alıp mezun oluyoruz. Sonra gidiyoruz. Diyorlar ki iş almıyor kimse. Diyor ki deneyiminiz yok. Deneyiminizin olması için bize iş alıp çalıştırmanız lazım. Deneyimimiz olmadığı için almıyorsunuz. Böyle bir sürekli bir paradoksa giriyoruz. Yani şimdi işsizlik olarak zaten bizim ülkemizde genel bir sorunu var. Yıllardır süre gelen ama son zamanlarda 2 yıldır enflasyonun artması aşırı şekilde yükseldi. Bu işsizlik hani biz döngünün içerisindeyiz. Bir 2-3 sene daha süreceğini düşünüyorum ben. O döngü biraz daha tamamlanırsa biraz daha insanlar rahatlayıp kolay nefes alacak bence. Sizler çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Tekstil işindeyim. Kendinize göre bir iş mi? Evet. Kendime göre. Vallahi çalışana iş var. Ama işsizlik var mı? Var. Niye var? Büyük firmaların işleri var. Çalışan çalışıyor. Enflasyonun durumu zaten belli. Mazot olmuş 15 lirayı geçmiş. Bugün ben kendi işimle meşgulüm. Kendi işimi yapıyorum. Önceden 200 liraya 27 litre alıyordum. Şimdi 450'ye 27 litre alıyorum. Mazot. Hesap ortada. Hani işsizlik olmasın da ne olsun yani. Peki sizler yanınızda eleman çalıştırıyor musunuz? Çalıştırıyorum. Peki gelip insanlar iş bulabiliyor mu sizin orada? Bulabiliyorlar. Benim şu an kendi öz yeğenim var, başka bir arkadaşım var, o da çalışıyor. Ama bir şekilde telafi ediyor. Oluyor mu? Oluyor. Olmaz değil mi? Allah'a çok şükür iş oluyor. Ama enflasyonun durumu açık. Kendimizi bir şekilde idare ediyor. Doğalgaz, elektrik olsun, fatura, su olsun, her şey olsun. Belli yani. Geçen ay 400 lira dedik. Şimdi 800 lira diyor. Allah devletimize zeval vermesin. Ne diyeyim? Başka bir şey demiyorum. Ya şimdi çalışan iş her yerde var. Yani kolay iş aramak herkes için iyi de yani çalışırsan her yerde iş vardır bence. Ya ben 15 senedir çalışırım. Yani buradan çıkarsa da başka bir yerde. Yani elimiz küçükten böyle nasır tuttuğundan bilmiyoruz. Şimdi gelecek nesil de şey zaten biraz kibar olduğu için yani kibar demeyelim de yumuşak, iş beğenmemezlik de var. Ne diyeceğim bu kadar. Yani, İnsanlar sizce neden iş beğenmiyor olabilirler? Vallahi bilmiyorum, karnımı doymuyor. Parası mı yok? Yani para yetişmiyor mu? Bilmiyorum yani. Şimdi kimse hakkında da bir şey diyemiyorsun ki. Yani benim çalışma oranıma göre benim şeyim bana yetiyor. Yani bir sıkıntım yok. Vallahi Türkiye'de işsizlik yok. Çalışacak olduktan sonra ben şu yaşımda, bak 58 yaşındayım, ben bile çalışıyorum. Bir bayana bakıyorum. Yani çalıştıktan sonra her taraf iş. Ben inanmıyorum yani işsizliğe. Peki insanlar neden işsizim diyor olabilirler sizce? Vallahi onu şimdi bilemeyeceğim. Hani çalışmak istemedikten sonra öyle düşünüyorlar. Ben öyle biliyorum. Ben şu yaşımda çalışıyorsam gençlerin de çalışmasına gerek var. Benim iki çocuğum var. İkisi de yani gece gündüz çalışıyorlar. Hiçbir şeyi yok. Vallahi kendi adıma konuşayım o zaman. Ben işsizim. Onun anlaştırdığı ya da ne bileyim. Bizim onları aklımız etmez ama farklı bir şeydir ya. Şimdi şurada çalışan herkes işsiz mi yani? Değil ama kiminin bazı yerden geçim var. Ama müracaat olmadığı için o şekil çıkıyordur ya. Müracaatla alakalı bir şey. İş arıyor musunuz? Şimdi iş arıyor musunuz? O da Mevla ile alakalı. Arayamıyor ki insan, iş de arayamıyor. Arayamadı. Ne diyeyim ya? Şimdi siz kendinize göre iş bulamıyorsunuz.
kendimize göre iş bulamıyorsunuz derken öyle bir şey yok. Yani şurada herkesin, sen de dahil, ben de dahil, herkes akıllı telefon kullanıyor. Her şeyin herkese aklı yetiyor ama iş elemeye gelince hayır diyor. Yani bizde değil kriter. Kriter onlar da.